Selam arkadaşlar, Ejderhisi'ne hoş geldiniz. Ben Erkan. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marslılarla oynuyoruz hatırlarsanız. Bu serimizde şimdi bakalım nasıl başarabilecek miyiz acaba? Bu uzaylıları Amerika'ya hakim kılabilecek miyiz acaba diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Ben şimdi bunları ben şöyle, şurada bir tane asker kalmış o taraflarda. Bu tarafa doğru kaydırayım hızlıca. Şurası iyidir. Fakat 23 tanesinin buraya sıkışmış olması biraz saçma. O nedenle ben şunları şöyle bir yayayım. Ta bence buraya kadar gelebilirler. Şimdi baksana şuranın hepsi boş gibi bir şey. Evet. Hatta bunları da şimdi hemen, hatta nehir. Evet, bak bu nehir güzel bir sınır. Ondan sonra şunu da mesela, aslında çok dar burası ya. Biraz daha geniş tutalım. Şöyle yapalım. Ama hep nehrin öbür tarafında kalsın bunlar. Değil mi? Hoş, nehrin bu tarafına da geçmiş gibi görünüyor. Tam şöyle kal desem. Evet, nehrin bu tarafına geçmiyor. Yani şimdilik böyle olsun. Ondan sonra şimdi bunların tamamı değil de mesela bazıları var. Henüz dahil değiller bu şeye. 3 taneymiş sadece. Onları da dahil edelim. Biri niye gelemiyor? Ha, daha onu dahil edememişiz. O da tamam. Şimdi şuradaki birimlerin hepsini hızlı modda şu aşağılara doğru kaydıralım. Bazılarını mesela çok aşağılara doğru kaydırmayalım. Şöyle şurası olabilir mesela. Tamam. Şimdi morlarla devam edeceğiz. Oyunu başlatalım. Devam edelim daha doğrusu. Şöyle hızlı bir şekilde gelsin. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Bak şimdi. Ha, tamam. Aynen. Sen hızlı bir şekilde oraya git. Ha, o da oraya saldırıyormuş. Valla iyi gidiyoruz yani. İyi saldırı, sağlam hızlı saldırı yapabiliyoruz. Bunlar buraya kapattılar mı? Çok güzel. Şurayı boş bırakmışsınız. Heh, orayı da doldurdunuz. Güzel. Şimdi ben bunlara da agresif saldırın diyeceğim. Bu arada arkadaşlar bir şey unuttuydum ben. Onu da koyalım. Bir kere oyun diyor ki benim support ekipmanı üretimim eksikmiş. Onu koydum. Şöyle. Şöyle koyalım. Ondan sonra neyim eksik başka? Handling machine, o neymiş lan? Flying machine, handling machine. Bunlar hep eksik. Anti air. Tamam, anti air al sana. Bu mudur yani anti air? Tamam. Şuraya bak, burada hiç üretim yok. Sadece konvoy üreteceğim. O da o bile yok. Niye yok lan? Sözde 9 tanemiz var. Ha pardon, en baştaymış. Allah cezanı vermesin. İn aşağıya lan. Sen git. Niye iki tane var? Ben diyorum, zannediyorum ki hiçbir şey yok. Tamam. Ne dedik? Başka handling machine. O ne lan? Handling machine. Ha, motorize. Yani motorizenin yerine bunu koymuşlar. Tamam, onu da koyduk. Burada değil galiba öbürü. Flying machine burada mı? Uçan araç. Flying machine. Bu mudur yani? F machine diyor. F machine 2. Bunu üretiyor muyuz? Handling machine. Light tankımız var. Light tank 3. Ya of, bu isimler iyicene karıştı. Flying machine dediğim bu mudur yani şimdi? Heavy tank. Bence budur ya. Bence budur. Bakalım. Yok, bu değil galiba. Neyse, şunlardan birer üretim koyalım da abi. Şöyle 2 olsun. Bir azalt, bir azalt, bir azalt. Fazlamız mı var? Yok, her birime geldi. Ama flying machine değil galiba. Flying machine dediğimiz bu. Ha, tabii ki uçakmış gibi düşünmemiz lazım. Fighter, flyer. Flying machine belki de budur. Fighter niyetine. Heh, evet, doğru.
Yalnız bunu koyduk ama buna bir şey demiyor. Yani şuna bir şey demedi bu. Allah Allah, niye acaba? Tamam. Bundan sonra gelenlere bak, bir tane buraya gelsin, sonra buraya, sonra buraya, ondan sonra iki tane buraya, iki tane buraya, iki tane buraya, iki tane buraya şeklinde böyle gidebilir. Ben bir de bu var tabii. Bence şu F meşini aşağı indirelim. Aa, bir sürü varmış elimizde. Genco, kapat kapat. Tamam. Böyle devam edelim o zaman. Hadi. Belki de ihtiyacımız olmayabilir. Bir ihtimal. Messenger. Menkukuko. Menkukuko. Şimdi güzel. Sen şuraya bir dalsana şu şekilde. Araya girelim diyorum. Awaiting command. Awaiting. Bunlar bayağı sağlam yardırıyorlar ha. Orbital construction. Ama onu geç. Bayağıdır uğraşıyorduk, anca bitti ya. Reinforce. Game Base National Unity 55. Continue even with the requirements. Tamam. Ha, bir dakika. Burayı New York'u ele geçirince alabiliyormuşuz. Change popularity of fascist. Komünist. Lan uzaylı komünist, uzaylı faşist, ne komik bir şey ya. Becomes owner and control New England, New York. Falan filan. Buraya gidebiliriz. Triumph in America. Attack Allies, attack bilmem kim. XCOM response has not capitulated. Peki. Has technology XCOM diyor. Terror from Mars. İyi de XCOM, bu ne lan? Xeno telepati. Allah Allah. Ne değişik değişik teknolojiler var. Yani bir de adı var sadece tabii. Görüntüde hiçbir şey göremeyeceğiz. Peki ben bu taraftan gitmek istesem, şunu şu an açabiliyor muyuz? Yok. Neden Triumph in America lazımmış? Xeno Carving. Ha, bu ne veriyormuş abi? 250 bin adam gücü gidiyormuş. Remove the National Spirit, Invaders. Gain National Spirit, Superior Race. Allah Allah, bu enteresan. Ya yani şuradan bir açalım bakalım ya, yolumuza başlayalım. 35 gün sürüyormuş. Ondan sonrasına bakarız. Şimdi petrolümüz yok. Tungsten ve rubber'ımız da yok. Petrol alıyorduk galiba sanki. Ya boş ver şimdi, aşağı doğru gidelim biz hele. Tamam. Gerçekten çok güçlü ya şeyleri, birimleri. Ama biz onları nasıl yendik? Bu moloz niye gelemedi bir türlü? Çok hızlı relocate, yani yer değiştirmeleri falan yapıyorlar. Tamam. Şimdi ben burada bir değişiklik yapmam gerekiyor. Yani yanlış tuşa basıyormuşum. Ben diyorum niye böyle saçmalıyorum? Alo, alo. Alo, alo. Otil lan. Ben şunu almak istiyordum. Chicago. Chicago'dan başlasın. Şuraya kadar, ne bileyim. En azından şey yapsın. Bir bakayım, bu yan tarafları da alacak mı? Yok, buralara sallamıyor buraları. Oraları biz hallederiz aslında ya. Şu tankları al bakayım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saymaya ne gerek var? Tamam, halletti. Şimdi şu ikisinden birini, şurası, şurası. Bir de bu mesela şöyle şöyle. Öbürü öbürü böyle böyle. Hepsini aldık mı? Aynen, almışız. Güzel. Tamam. Bunlar böyle yardırsınlar. Orası boş gibi görünüyor zaten. Siz de böyle gelin. Message
Message understood. Kaç puan bu? 30 puan. Ay çok iyiymiş. Enjo sen hiç şey yapma. Gel abi direkt buraya. Burası ne oldu böyle ya? Karman çorman oldu. Tamam orayı kapattık. Kapattık. Sen hemen oraya... Bu ne lan? He bunlar göller. Tamam abi o zaman... Dur. Heh. Tamam mı? Sen hemen buraya gel. Chicago zaten düştü bile yani. Ben şu şeyi daha da geniş bölgelere yerleştireyim o zaman. Bizimkiler delicesine gidiyorlar yani. Şöyle diyelim. Mesela şöyle şuradan. Dur dur. İyice saçmaladım. Tamam şuradan. Yakın yere değil de daha da uzak bir yere alalım şöyle. Tamam şöyle bir şey yapsınlar. Georgia'yı aldık. Ve onlara bakmazken onlar almışlar bile. Heh. Şimdi abi sen oraya değil de buraya gir. Tamam sen oraya gir de. Şunları keselim. Yani şeyini sıkıştıralım. Ah şimdi oldu işte. Şimdi burada kaç? 9 division mi var? 9 nerede bu 9? Burada kaç var? 14. Bence 14 az buraya ya. Bizim divisionlar nerede abi? Hep buradalar galiba. Şu paraşütçü gibi görünenler kötü aslında ya. Özelliklere bak. Gerçekten kötü. Paraşütçü de neymiş ya? Böyle saç salak bir şey olamaz yani. Şu agresif dalın demiştim ya. Onlar da harbiden agresif dalıyorlar. Gel abi buraya. Oradan değil lan buradan. Concentrated industry. %75 diyorsun. Tamam aç abi. Aç hacı aç. Uzaylı hacı. Yok abi sen burada takıl. Hiç gitmene gerek yok. Onlar orayı hallettiler. Yardır buraya. Double. Ya Allah aşkına niye böyle şeyler yapıyorsun sen? Tamam buradan o mecburen böyle gelecek doğru. Tamam onlar öyle yardırsın. Bu adamların askeri gücüne ne oldu? 17-61 yani ne olduğunu ben de bilmiyorum. Civilian ekonomiye geçmişler. Bu izolasyondan kurtulmuşlar demek ki. Yani bunlar şu anda güçlenme modundalar. Ama biz bayağı onların endüstri bölgelerini ele geçirdik gibi bir şey. Kaç fabrikamız var şimdi sivil? Bu ne lan? 49. 49 fabrikam varsa benim şu inşaatta niye bu kadar cık derken evet evet sadece 13 taneydi biraz evvel yani bölüme başlarken 13 taneydi şimdi epeyce oldu ele geçirdik hepsini bak 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 neler neler diye geçirmişiz. Şimdi askeri fabrika yapmaya devam edelim. Sivil yapmaya gerek yok. Sivil zaten Amerikalılar bizim için yapmışlar. Tonla. Şöyle askeri fabrikalar yapalım. Kaynak durumumuz ne alemde? Alüminyum fazla, çelik fazlamız var ama çelik zaten bir yerlerden almıyorum değil mi? Çelik almıyorum yok. Aynen zaten alıyor olsam importta olurdu. Petrolde alıyorum ama bunu Sovyetlerden alıyorduk. Bayağı bir sıkıntıya sokmuşlar bizi. Kanada'dan alabilir miyim ya? Bir dakika petrol değil mi? Petrol. Kanada'da var mı acaba? United Kingdom yok. Kanada, Kanada, Kanada. Kanada çok az varmış. Yetmez. İşimizi görmez. Tungsten. Ama işte öte taraftan almak istemiyorum artık. Bir halta yaramıyor. Sovyetleri mesela kesmişler. Gördüğünüz gibi. Lan siz niye oraya gidiyorsunuz ki? Biriniz buraya saldırın ya. Bak. Şöyle yapalım. Şöyle gel. Dön böyle. O esnada tam o esnada biriniz de bu tarafa döneceksiniz derken neyse önemli değil. Yapsınlar bakalım. Şunlar hızlı ya o yüzden böyle yaptırıyorum onları. Şunu keseceğiz etrafını.
şeylerini, hareket kabiliyetlerini. Ama aslında buradayken dönsem bir kişi bu tarafa, bir kişi de o tarafa. Zaten gerek bile kalmadı. Tamam neyse hadi. Öbür tarafa bakalım. Bunların şeyleri, menzilleri kalmadı ya. Tamam. Ben bunlara hemen bir hedef seçeyim ya. Hedeflerinin kalmadıklarını yeni fark ettim. Şöyle geniş bir hedef seçiyorum abi. Bol bol gitsinler. Şey mi, dahiller mi bu hedefe? 8 division mı sadece? 11 division. Bunlar dahil olacaklar mı? Birazdan şurayı alsınlar bir. Tamamdır. Herkes buraya dahil olsun. Şuraya daha doğrusu. Şimdi yardırın. Nasıl yardırmak istiyorsanız öyle yardırın. Siz niye duruyorsunuz? He? Siz niye duruyorsunuz? Heh, sen gel 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 gel. Bu Dear Wins. Tamam onu geç. Tamam abi hadi dalın ya. Bunlar abi sürekli böyle ağır aksak hareketlerle uğraşıyorlar. Ben bilseydim de hiç onu çağırmazdım ya. Hadi 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 hadi. Sen nereye oğlum, nereye? Ta en aşağıdan en yukarıya gitmeye çalışıyor ya. E madem öyle gidiyorsun hızlı gitsene. Yani bu nasıl bir şeydir, mantıktır? Nasıl bir mantık? Ne mantığı ya? Uzaylı bunlar. Uzaylı ama uzaylı dediğin zaten şey olur. Aslında mantık ağırlıklı olması lazım. Şöyle gel abi hızlıca. Relocating. Sanki robotmuş gibi ses yapmışlar. Gel gel abi sen böyle gel. Şunlar zaten buraya giriyorlar. Tamam sen destek ver şunu. Aha. Bunu kitlemişler bizimkiler. Tek adam yeterli ya. Concentrated Industry. Bir daha mı açtık? Ne kadar çabuk oluyor bunlar? 14 gün mü? Vay maşallah. Esas uzun süren bunlar mı? Bu da 14 gün diyor. Oynasın. Bu ne getiriyor? Üretim kapasitesini artırıyor zaten. Bu baksana bunlar da yani bunlar 137 gün sürüyor. Ama bayağı bir şey yani cezalı. Tamam ben bunu da açayım. Hızlı hızlı 14 gün 14 gün geliyor. Hacı. Hacı sen hemen şuna yardım et. Hadi. Latvia'ya saldırmış Sovyetler. Bir dur hacı ya. Reinforce the new empire. Tamam. Bunu yapabilecek miyiz ki acaba? Şimdi bu faşist şeyi veriyor. Zaten uzaylılar biraz faşist, komünistlikle alakaları yok. Neden? Çünkü biz uzaylıyız abi, bütün insanları yok edeceğiz falan gibisinden böyle bir şeylere sahipler. Bir anlayışa sahipler. O yüzden bence faşistler yani. Bizden olmayanı yok et mantığı. Yani. Ağır anne, en ağırından. Tamam, gel 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 gel. Hiç gitme bir yerlere. Şimdi sen hemen buradan dal böyle. Aşağı kadar inmeye çalış. Sen öyle yapmaya çalışıyorsun ama sanırım seni engellemişler. Awaiting command. Dur bir dakika abi. Şuraya gel. Oha oradan mı döneceksin? Tamam dön abi önemli değil. Tamam siz hemen bu tarafa doğru topluca gelin. Topluca anda böyle gelin abi. Şöyle şöyle. Tamam. Biraz hızlı gel Allah rızası için. Sen tank buraya giriş. Emin ol çok güçlüdür bu. Çok rahat ezer bunu. Esas bunların takılmaları biraz kötü oldu ya sanki. Ya bu geliyor gelmesine de işte. Bakalım. Yukarısı ne yaptı? Yukarısı kendi kendine takılıyor ya işte. Ya arkadaş yardım et. Ne işin var senin oralarda? Tan 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 tan.
Bence ne yap biliyor musun? Bak, bak şimdi. Sana bir taktik. Heh, yeter. Başka hiçbir şey yapmana da gerek yok. Gerisini boş ver yani. Burada kimse yok. Bu adam burada ne işi var tek başına? Onu da anlamış değilim. Oyun niye donduysa. Çok merak ediyorum şurada ne olacak. Neyse bir güneye tekrar bakalım. Güneyde Spearhead yapmıştık ama Spearhead durdu. Şu ilerleyemeyince o biraz sıkıntıya girdi. O ağır tankımız nerede? Ağır tank burada. Ağır tankı esasında ben şu tarafa getirseydim. Şurayı yenmek için kullansaydık iyi olurdu. Hayır, öyle değil ya. Oho. Oradan giriş. Bizim hava kuvvetleri ne alemde? Tamam abi. O zaman şunların tamamını şuraya taşıyalım. Tamam mı? Concentrated geldi. Bu artık uzun sürer. Şuradan devam edelim. 164 mü? Aha ucuzlama dediğin de ne nasıl bir ucuzlamaymış ya. 14 güne indirmiş. Tamam, bunlar normal çalışacaklar. Bir dakika, ben niye yapamıyorum şunu? Şimdi oldu galiba. Zaten hava şeyi yüksek yapsınlar. Korumayı yüksek yapsınlar yeter. Yani Amerikalıları çalıştırtmasınlar. Yeterli abi. Gerisini boş ver. İlerleyemedi resmen ya bunlar. Şu ağır tank nerede? Sen bir yavaş yana şuraya gelsene. Yavaşça değil, hızlı gel. Relocating. Gerçi bir şey diyeceğim, gerek kalmadı galiba ya. Vallahi gerek kalmadı galiba. Relocating. Awaiting command. Hadi abiciğim. Burası ne alemde? Vallahi tam tahmin ettiğim gibi. Tek başına adam kalmış orada. Sen de buna dalarsın böyle. Sen gitmene gerek var mı bilmiyorum da. Bence gerek yok ama sen bir şey yap yine de. Yardımcı olmaya çalış. Belki ihtiyaç olur. Dur abi sen New Orleans'ı al da. Bir event gelseydi ya ekstra asker. Ekstra uzaylı istiyoruz. Daha fazla uzaylı. Bu arada bu ayaklanmalar falan oluyor. Ben elimden geldiğince azaltmaya çalışıyorum ama. Asker koymuyoruz. Çünkü askerimiz yok ayaklanmaları bastırmak için. Hacı 6 tane Division'ın burada ne işi var? Bir tane bile fazla. Ya yok bir tane fazla değil. Bir tane normal. Aynen öyle. Aynen böyle. Bir tane normal. Gerisi fazla. Evet. Bakalım. Yeşil bölge bayağı genişlemiş. Bizim asker üretimimiz ne alemde? Bayağı yavaş geliyorlar. Oo. Oo. Amerika düştü. Ona da hiç dikkat etmiyorduk. Ne kadar kaldı, ne kadar kaldı falan diye. Amerika düştü abi. Capitulated. Great news. Eyvallah Genco. Hayırlı işler. Şimdi bayağı bir fabrika da geldi ekstradan. Neyimiz eksik hepsine koyalım. Şunu hepsini tek sıra yapmaya çalışalım. Şöyle. Hala var mı fabrikamız? Yok 28 oldu bile. Bundan sonrakilerin ikişer ikişer koysun abi. Hangisi fazla? Az bunlardan ihtiyacımız yok ki buna. Baksana 1400 tane elimizde var. Ha pardon ihtiyaç vardır vardır. Vardır be oğlum. Vardır be oğlum. İhtiyaç vardır olmaz mı? Şunlar her türlü var. Şimdi yeni ele geçirdik ya bir sürü malzeme. Oradan geliyor kurtarıyor. Şimdi savaş bitmedi yalnız. Savaşın içerisinde Federal Republic of Venezuela var. Ondan sonra Filipinler ve Meksika. Ana Meksika. Sen ne diyorsun ya? Bunların hepsini
Meksika sınırına göndermemiz lazım. Genco. Şöyle yap. Yalnız hepsini göndermemiz lazım dedim ama şunun yarısının yarısı desem, onları da buraya dahil etsek, onları da buraya koysak, komutanı değiştir. Pardon. Şu komutan. Öbürününki de bu olsun. Bu biraz sayıyı azalttırdım ama bunun zaten Venezuela dışında bir saldıracağım kimse yok. Venezuela'ya nasıl saldıracağız? O da ayrı bir hikaye. En azından çıkarmaları önlememiz lazım. Çıkarmaları önleyeceğiz ama nasıl yapacağız bu işi bilmiyorum. Neyse bu 29 tümen asker, hatta 30 mu, 30'a mı çıkarsak adamları? Hadi bakalım. Şunu da koy. Bunu da buraya at. Topluca. Topluca gelin abi. Tamam. Hepiniz değil mi? Hızlı geliyorsunuz. Bence sen niye yavaş geliyorsun? Oo, savaş tamamen bitti. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de zannettim ki öbürleriyle uğraşacağız. Abi take all states yapabiliyor muyum baştan? Skor 15 mi? Bu ne abi? Benim 2500 puanım var. Take all states yaptım, bitti. Meksika? Meksika'yı da almak istiyorum. Satellite. Venezuela. Onları hiç topraklarını ele geçiremediğim için muhtemelen o sebepten böyle. Peki settle take all states olunca bütün ülkelerin şehirleri mi? Yok, sadece Amerika. Federal is untouched by any of the winners. No demands can be made against them. Peki. Satellite diyebiliriz belki. Peki ben, şimdi bunları ben satellite yaparsam bir işime yarar mı acaba? Yani bana ait olmaları iyi olurdu aslında. Benim topraklarıma dahil olmaları yani. Bilmiyorum ki. 2571. Enter. Aa, neyse. Geçti artık. Zaten yapamazmışız. Evet. Fazladan bir sürü şeyimiz var. Şimdi Meksika ile savaşımız yok. Savaşı bitirdik esasında. Aynen. Savaşı bitirdik esasında. Tamam. Ne kadar fabrikamız var? 53'e kadar çıkıyor. Bizim ihtiyaçlarımıza bakalım. Bak, bundan bol bol ihtiyaç var. Doldur. Topçuya ihtiyacımız var. Doldur desem, vallahi bitirdik. Anti-air zaten üretimimiz var ama ihtiyacımız da çok. Şunu da böyle ikiye katlayalım. Tamam abi. Evet. Ha bir de pardon, naval, yani şunlarla üretim yapacağız. Ve bir gemi falan yapmak istiyordum ama şu anda gemi yapmak gibi bir seçeneğimiz yok. En iyisi yine konvoy üretmeye devam edelim. Ondan sonra ayaklanma durumları vardı. Onlar şimdi tamirler yapılacak. Zaten Amerika diye bir şey kalmadı. Rubber'a ihtiyacımız var. Rubber'a ihtiyacımız var abi. Artık petrol ihtiyacımız kalmadı. Ben petrol satın alıyordum. Onu iptal edeceğim. Şöyle mi yapacağız yani? Tamam. Başka satın aldığım bir şey var mıydı? Bir yerlerden. Ha pardon. Import petrol zaten vardı. Bir tek o varmış. Tamam. Tungsten de tonla var artık. Bir tek şey yok. Şundan yok. Bundan da keşke şey yapabilseydik. Alıp depolayabilseydik, değil mi? İngiltere'den alabiliyoruz. Tamam. Bir bakayım. Durumumuz nedir? Şimdi Amerika'yı ele geçirdik abi. Bu durumda bizim şey imkanımız olmuyor mu? Bak, %100'e ulaşmış. Meksika faşist mi? Ben Amerika mesela, Allylar bunun yanına katılmadılar. Ya da bu devlet onların yanına girmedi. Ben isterdim ki bunları da ele geçireyim tamamen. Ama savaş mecburen bitti. Mecburen, enteresan bir şekilde mecburen bitti. Axis Allies, bak bunlar zaten bunları ağzını burnunu kırmış, dövmüş bayağı bunları Almanlar. Gördüğüm kadarıyla mantığı değişmiş ya.
Allies'a saldırsam bile, Allies dediğimiz kimler? Bak, İngiltere'nin toprakları buralarda. Burası. Şeyler, Sovyetler burası. Axis burayı da ele geçirmiş. Burada savaş devam ediyor. Diplomasi görüntüsüne geçelim abi. Hemen bir bakalım. Mesela ne oluyor lan? Her yer şey. Şöyle daha iyi, boş. Boş ver abi. Şöyle daha iyi. Allies'la bunlar savaştalar. Aynen öyle. Benle uğraşamazlar yani. Ben de Allies'la savaş açarım. Zaten faşiste doğru gidiyoruz. Sonra Almanlarla ittifak yaparız. Alman-Mars ittifakı. Tuhaf. Japonlar ne yapıyor? Japonlar da tek takılıyorlar galiba. Japonlar aynen öyle abi. Litvanya capitulated diyor. Önemli değil. Biz zaten Amerika'da cirit atacağız. Yalnız Allies'a saldırırsam abi şuraya, benim karşıya asker geçirmek gibi bir problemim var. Yani İngiltere'ye. Ben şuraya savaş açacağım zaten. Ne yaparsa yapsın bu. Kime katılır? Demokrasi muhtemelen Allies'a katılır. Savaş sebebi araştıralım. 40 gün diyorsun. 8 politika puanı. Yukatan. Yukatan'ın önemi yok aslında. Çok önemi yok. Neyse bu olsun. Şöyle tek. Savaş sebebi araştırmak zorundayız. Kanada'ya da araştıralım. 90 gün diyorsun. Biri bitsin, ondan sonra sırayla yapalım ya. Ya da dur. Ben onu yapana kadar zaten anca bu biter. Tamam, onu da açtık. Sanki bu şey diplomasi sayfası gibi. Ana, burayı da ele geçirmişiz bu arada. Aha. No time for peace as you command. Ne diyorum? Panama gets the event the coming of the Martians. Peki bu ne? He. Panama'ya mı saldırıyoruz? Şurada toprağımız var zaten. The coming of the Martians. Tamam, ben savaş açmışım onları. Allah ceza versin. Burada adamım yok ki. Ben de buraya şey olacak. Asker inecek zannediyorum şeyden. Neyle geçireceğim abi adamı oraya? Yani mesela atıyorum. Şöyle yapsam. Acaba oyunda bir değişiklik falan mı yaptılar diye düşündüm de. Denizden çıkarma yapamıyoruz abi. Bir şey diyeceğim. Denizden çıkarmayı bırak. Bizim bu ordular şeye geçebilirler karşıya. Geçebiliyor olmaları lazım. Ama tabii onun için geç kaldık. Henüz geçemiyorlar. Bir dakika. Şunu hızlı getirelim o zaman şuraya. Ya benim hedefim belki Kanada'ya saldırırım bu orduyla diye düşünüyordum ama. Neyse. Esas buraya saldıracağız. Evet. Allah aşkına şunları değiştirelim mi ya? Bence şu tanklar çok iyi ya. Terran Scout mudur nedir? Şunları bak, şunlar çok zayıflar. Bir dakika, Terran Squad'ın gücü ne? 280'e 266. Şu ne? Mesela 390'a 249. Normal piyadeler ne? Piyademiş gibi görünenler. 186'ya 364. Peki bunlar ne? 93'e 250 bilmem ne. Çok dandik ya. Ben piyade yapmayayım bunu bence. Şey yapalım. Şu tanklardan yapalım. Deneyimleri de düşük biraz. Daha da düşecek biraz. Bu sebepten dolayı. Public Force ne lan? Terran Scout. Tamam, bu iyidir abi. 1K available. Scout Machine. Yok elimizde fazla. Taut Artillery 20 varmış. 96 lazımmış. Peki ben bunu infanteriye çevirsem. Yani Invader. Terran Invader. Hadi ya. Taut Artillery daha çok istiyormuş. Taut Anti-Air daha çok istiyormuş. Anti-Air ne ya? Ne diye Anti-Air'e ihtiyacımız olsun? Ben Taut... Nerede bu? Terran Scout. Heh. Ona geçireceğim. Bu esnada
Şunları bir değiştirebilir miyiz acaba? Ya bunlar ne abi? Ne bunlar ya? İptal et şunları. Public Force ne? Çok karman çorman oluyor. Sevmiyorum böyle kalabalığı ya. Çakıl çakıl çekil çekil çekil. Çakıl ne ya? Çekil. Çekil çekil. Bakayım bu neymiş? Böyle tuhaf tuhaf şeyler. Ne yapıyor bunlar? Bunlar nereden geldi ki? Amerika'dan mı geldi? Tamam, Mars Garrison diyor. Bunlar garnizonmuş ya. Yani garnizon niyetine. Terran Invader'da bak şey varmış. Anti-air varmış. Bu mu? Support. Support artileri. Hani anti-air? Ha şu. Şunu değiştirsem yerine anti-tank varmış onun yerine. Hiçbir şey koymasam da olur. Support malzemesi harcamamış olurum böylece. Lojistikse gerek yok. Yani gerçi bir faydası olabilir. Supply'ı hızlıca azaltıyor. Logistics daha çok işe yarar şeye göre. Anti-air'e göre. Yani şeyle mesela Almanya ile savaşa girdiğimiz zaman anti-air daha ya da anti-tank o zaman daha önemli hale geliyor. Şimdilik bir şey koymayalım bence. Gerek yok. Gerek yok abi. Sen şey yapma yani. Tamam. Bunun mesela nesi var? İşe yaramayacağını düşündüğümüz. Bak logistics eyvallah. Sinyal. Bu da support artilleri. Burada başka türlü artilleri yok. Bu zaten yeterince güçlü. Başka da bir şey değişiklik bence gerek yok. Burada ne var? Bu ne abi? Heavy tank. Super heavy tank. Bir şey diyeceğim. Super heavy tank ben üretmiyorsam. Ne diyor? No template. Taut anti-air. O tamam üretsin önemli değil. Sen support artilleri kullanabiliriz burada. Bu neymiş? Logistics. Anti-air sinyal. Bence bunlar iyidir. Sinyal çünkü faydalı olabiliyor ya. Hadi. Ne kadar zamanı var bunun patlamasına? Şöyle bakalım. Ha bu arada ben vakti doldurmuşum. Evet. Burayı kaybettik zaten. Çünkü Panama'ya bir alakasız bir zamanda savaş açmış olduk. Neyse, ben şimdi bunu bırakayım arkadaşlar. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.